Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere bir eğitim içeriğiyle birlikteyiz. Bir bilgi videosuyla birlikteyiz. Bu videoda defansif ve ofansif olarak kullanabileceğimiz indikatörleri göreceğiz. Saldırıda ve savunmada ya da dengeleyici olarak ve agresif alım olarak kullanabileceğimiz, iki ayırabileceğimiz toplam 6 tane indikatör göstereceğim sizlere. Bunlardan 3 tanesi daha defansif olarak daha temkinli, daha birbirimizi korumak için daha savunmada ilerlememiz için gerekecek. 3 tane sonra açıklayacağımız daha agresif, daha hızlı hareket eden, daha hızlı tepki veren, alsatlara en dipten en tepeleri yakalamaya çalışan indikatörleri görüyor olacağız. Bu oldukça önemlidir. Özellikle çok volatilin olduğu, çok riskli piyasalarda daha defansif, çok daha fazla fırsatların olduğu kısa sürede daha iyi paralar kazanabileceğimizi düşündüğümüz dönemlerde ise agresif indikatörleri kullanabiliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Şimdi defansif indikatörler daha geç sinyal verirler. Fakat sinyalin doğru olma oranı yani başarı oranı çok daha yüksektir. Bizi korumaya yöneliktir. Temkinli gitmemizi sağlayan indikatörlerdir. Hemen bunlardan bir tanesiyle başlayacağım. İlk indikatörümüz bollinger bantları Şöyle çok kısaca 30 saniye kadar değineceğim ama normalde bizim bu indikatörlerin hepsini anlattığımız bir teknik analiz eğitim serimiz var. Aşağı yukarı 70-80-90 videoluk bir seri o. Tam video sayısına içerikten bakabilirsiniz. Finans ve borsa teknik analiz eğitimi yazarsanız çıkacaktır zaten seri halinde. Oynatma listesi halinde. O yüzden bunların çok daha detaylı 10-15 dakika kullanımını anlattığım videolar kanalda mevcut. Oradan detaylandırabilirsiniz. İlk indikatörümüz olan Bollinger bandlarına baktığımız zaman kanal ile birlikte aşırılıkları bizim için sağlar. Ve ana gidişatı göstermeye çalışır. Sıkışmalarıyla daha önceden bir haberdar etmiş olur bizi yukarı veya aşağı gidişlerle. Bunun haricinde daha büyük kanallar içerisinde hareket ettiği için daha defansif bir yön sergiler daha defansif, koruyucu bir hareket gösterir bizlere. İkinci indikatörümüze baktığımız zaman burada süper trendi göreceğiz. Tam yazamadım. Bakın yine burada. Ben bunları editte yuvarlak içine, kare içine alarak da göstermeye çalışırım sizin için. Süper trende bastığımız zaman şimdi süper trendin daha geç sinyaller verdiğini görüyoruz. Alım satım noktasında, buy sell noktasında mesela bakın. Burada bir alım sinyalini geç verdiğini, burada satım sinyalini yine çok geç verdiğini görüyoruz. Ama biraz daha bunu haftalığı aldığımız zaman yani o dengeliciliğine baktığımız zaman sinyallerin geç olduğunu fakat majör trend leri gösterdiğini görebiliyoruz. Bakın mesela. Buradan bir alım yaptırıyor bizi. Halbuki baktığımız zaman satın ala döndüğü nokta arasındaki farka bakın lütfen. Burası çok önemli bakın. Burada şöyle yüzde %25'lik bir yükselişi bizlere kaçırtıyor ama sonrasında yani akabinde baktığımız zaman aşağı yukarı yüzde %130'luk bir artışı da yine bizlere sağlamış oluyor. Yine mesela burada bakalım. Şurada gördüğünüz gibi bir al sinyali geliyor. Hatta isterseniz buraya yaklaşalım. Bakın burada bir al sinyali geliyor. Bu al sinyalinden sonra sata kadar %30-35'lik bir kar marjı var mı? Evet var. Fakat bize dipten kaçırttığı nokta zaten %32. Bu yüzden temkinli uzun vadeli trendleri doğru tercih edebiliyor ya da doğru seçebiliyor ama baktığımız zaman tabii ki sinyaldeki başarı oranı veya daha dipten alıp tepeden satabilme oranı daha düşüktür diyebiliyorum. Hemen gelin iki son indikatörümüze geçelim. Defansiflerde göreceli güç endeksi. Şimdi RSI göreceli güç endeksine baktığımızda üstünde kendi hareketli ortalamasını da koyarsak dip ve uç fiyatları aşırı olan talebi çok fazla artış veya azalışta olduğu noktaları bizlere çok daha iyi gösterebiliyor ve yatırımcıyı bu noktada koruyor. Şöyle isterseniz grafiği sıfırlayalım. Bakın grafiği sıfırladığımızda kendi hareketli ortalamasının üzerine geçtiği noktalarda çok daha yukarı yönlü agresif hareketleri gösterdiğini aşağı geçtiği noktalarda ki bunu işte aynı zamanda bakın şurayı konuşuyorum. Bakabilirsiniz. ilk parti şuraya kadar. Bakın hareketli ortalamasının üzerinde gidiyor. Bu sarısı hareketli ortalaması. Ne kadar güzel bir yükselişi var. Hemen hareketli ortalamanın altına indiği şuralardan itibaren aşağı doğru gidişat var. Tekrar hareketli ortalamanın üzerine geçiyor. Bunlar bizim için daha koruyucu kısımlar oluyor. Şöyle biraz daha geriye gelelim. Bakalım bir majör trendlerde neler yapabiliyor. Şöyle tekrardan küçülttüm. Bakın burada hareketli ortalamasının üzerine bir geçiş görüyoruz ve hareketli ortalamasının üzerinde kaldı aşağı yukarı yanlış görmüyorsam şuralara kadar hatta şuralara kadar bakın gidişatın ne kadar güzel ilerlediğini görebiliyoruz. Bunlar tabii ki dediğim gibi daha dengeli, daha savunmatif indikatörler oldukları için Dipten alıp tepeden bul, satmayı bulmak yerine daha majör trendleri seçebiliyorlar. Biraz daha geç sinyal veriyorlar ama başarı oranları daha yüksek oluyor ve bizi korumuş oluyorlar burada. Gelin agresif indikatörlere geçelim. Şimdi agresif indikatörlere baktığımız zaman hızlı ve anında sinyal verdiklerini, daha agresif çalıştıklarını, daha çok alsat sinyali imkanı ürettiklerini veya alsat sinyali ürettiklerini alsat imkanı verdiklerini görüyoruz. Fakat daha risklidir, daha çok yanlış işlem çıkartma potansiyelleri olduğunu da burada görüyoruz. Şimdi ilk indikatörümüze bak baktığımızda burada hareketli ortalama grubunu göreceğiz. Direkt buraya hareketli ortalama yazabilirim. Bunun için birçok hareketli ortalama var biliyorsunuz. Hacim ağırlıklı var, alma hareketli ortalaması var, üstel hareketli ortalama var, normal basit hareketli ortalama var. Aşağıda bireysel olarak yazılmış birçok farklı hareketli ortalama da var. Bunu görüyoruz. Özellikle doğru türdeki hareketli ortalamaların doğru zaman periyodunda kullanılmasıyla durdurulmaz hale geleceklerini söyleyebilirim. Mesela ben çokça söylüyordum bunu. 4 7 almanın şu an iki tane 9 var ama isterseniz bir tanesini şöyle 4 7 yapayım. Daha da net görelim. Bakın şöyle 47 almanın doğru zaman periyodunda yani 2 saatlikte, 4 saatlikte, 1 saatliklerde ve doğru hisse grubunda kullanıldığı zaman durdurulmaz bir hal aldığını, bir de bunu destekleyecek, sinyal verecek hacim bazlı bir kombine indikatör üzerine eklediğimiz zaman muazzam seviyelere geleceğini ve çok iyi trade'ler yaptırabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden ilk buradaki çok agresif indikatörümüz doğru periyotta ve doğru hisse üzerinde çalışan hareketli ortalamalardır. İkinci indikatörümüze geldiğimiz zaman çok açık ve net söyleyebilirim ki stokastik RSI karşımıza çıkıyor. Stokastik RSI çok ciddi inanılmaz hızlı sinyal veriyor. Bu yüzden çok fazla negatif yani yanlış sinyal de veriyor. Fakat alsat sinyallerini ilk verenlerdendir. Yani bakın şimdi buraya baktığımız zaman iyice yakınlaşarak da bakabiliriz. Şu mumda al sinyali veren çok nadir indikatörlerden ya da burada doğrudan bakın şurada bu yeşil mumda al sinyalini veren çok nadir indikatörlerden. Özellikle biraz daha periyotları böyle kısalttığımız zaman çok daha agresif çalıştığını görebiliyoruz. Bakın burada sinyalin ala geçtiği kapanışa bakın endeks 5200 deyken al veriyor. Bunu diğer indikatörlerle bulmak çok çok zor ve bu kadar ritüel şekilde ama tabii ki yukarıda da özellikle de biraz yatay piyasayı gördüğümüz ama bakın burada mesela kafa biraz karışıyor. Burada kafanın biraz karıştığını görüyoruz. Bu yüzden tabii ki tek başına kullanılmamalıdır. Mutlaka ve mutlaka yanında birkaç tane kombine indikatör olmalıdır ama yani en dip noktayı bulabilir mi sorusunun cevabını net olarak evet veriyoruz. Bakın buralarda bir al sinyal üretiyor. Sonra net al sinyalini geliyor bu boom mumdu üretiyor. Yani normal indikatörlerin şuralarda geçir ala stokastik arsayı çok daha aşağılardan verebiliyor. Özellikle şöyle orta çaplı yükselişlerde bakın ilk mumdan rahatlıkla alı veriyor. Bu yüzden çok hızlıdır ama mutlaka teyit indikatörleriyle birlikte kullanılmalıdır. Gelelim son agresif indikatörümüze. Tilson T3 bu sadece 139 kişinin kullandığı çok daha böyle uzakta kalmış kıyıda köşede kalmış indikatörlerden bir tanesidir. Tilson t 3 ekliyorum buraya. Oldukça hızlı çalışan bir indikatördür. Doğrudan alsat sinyali veriyor. Bunu söyleyebilirim. İkinci noktada şunu da hemen videonun ortasında hatırlatayım. Bunları kombine kullanmak çok önemlidir. Tek başlarına işlem yaptırmaktansa kombine kullanmak çok önemlidir. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz beğeni atarak, yorum atarak da gösterirseniz, abone olarak zil bildirimini atarak bunların verilerine ben baktığımda eğer beğenirseniz bu videonun ikinci videosunu, üçüncü videosunu da çekebilirim. Her zaman defansif ve ofansif olarak kullanacağımız indikatörler değil de farklı konseptlerde de bu tarz ara eğitim videolarına da devam edebiliriz. Hemen devam edeyim kaldığım yerden. Tilsona da baktığımız zaman yine oldukça hassas çalışan indikatörlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz ama biraz da yatay piyasalarda yine stokastik RSI gibi kafasının karıştığını görüyoruz. Bir de bu yeşilleri aslında mumlardan biraz sonra veriyor. O yüzden aslında stokastik RSI kadar dakik çalışamıyor. Ama Tilson'da yine stokastik arasay ve hareketli ortalama kadar agresif çalışan indikatörlerimiz arasında yerini alıyor. Bu bağlamda hızlıca özetleyecek olursam defansif indikatörlerde Bollinger bandı süper trend ve arasayı görürken daha agresif indikatörlerde hareketli ortalamalar stokastik RSI ve Tilson T3 indikatörümüzü görmüş bulunmaktayız. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah sizler için faydalı, değer katan bir eğitim videosu olmuştur. Devamı için abone olarak, beğeni atarak, yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Ve ikinci, üçüncü videolarını da sizler için çekebilirim. Katıl tarafına kayıt olup ekstra timleri içerikleri görmenizde çok büyük fayda vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.